Evet, bu Zirve Üniversitesi maçını ve 11 haftalık periyodu biraz değerlendirebilir misin? Şimdi biz Zirve Üniversitesi'nde Antep'teki maçta maça iyi başladık. Bizim arkadaşlarımız genç, tecrübesiz ama hepimiz bir mücadele içerisinde bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Orada iyi başladık ama ilerleyen dakikalarda bizim geriden gelen, bench'ten gelen arkadaşlarımızın takıma pek bir etkisi olmadığından, yani o maç için konuşuyorum. Ve diğer taraftaki ekip de bize bench'teki üstünlükle, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şimdi 5 kişi oynuyoruz, başlıyoruz. Ondan sonrasında onların diğer giren oyuncuları aynı seviyede devam edebiliyorlar. Bu sefer de biz yorgun düşüyoruz. Bu yüzden de ikinci periyodun ortalarına doğru bir direnç kaybı yaşadık. Orada bir fark açıldı. Ondan sonrasında zaten kapatamadık. Biraz da rakibimizin üçüncülüğü garantilemesi, bizim hedefimizi ulaşamadığımızdan oralarda fazla oyunu rölantide götürüp şey yapmadık, yani hani onlarda bir sakatlık çıkmasın, onlar üst devrede mücadele edecekler için böyle bir şey yaptık. Teşekkür ediyorum. Selçuk, tekrar döneceğiz sana. Evet, Fatih takım kaptanı, oyun kurucu. Sen Zirve Üniversitesi maçını ve bir 11 haftalık süreci nasıl değerlendireceksin? Ondan önce bir kendini tanıtmanı istiyorum. Üniversitesi'nde matematik bölümünde okuyorum. 19 yaşındayım. 4 senedir de bölgesel ligde genç oyuncu olarak oynuyorum. Basketbolu ne kadardır? Ne zaman başladın? Futbolu ne kadar? Basketbolu 7. sınıfta, ortaokul 2. sınıfta başladım. Ondan sonra da sürekli devam ederek bu seviyeye getirdim ve bundan sonra da elimden geldiği kadar devam etmeyi istiyorum. Bu hafta Zirve Üniversitesi maçımız vardı. Zirve Üniversitesi maçına hem hocam hem de kaptanımızın dediği gibi maça çok iyi başladık. Ya hiç kimsenin beklemediği bir başlangıçtı belki. Maçta belli bir süre önde gittik. Ama bir müddet sonra hem hakem hataları, ciddi manada hakem hataları vardı. Ondan sonra ikinci periyot başlangıcında oyuncu değişiklikleri falan, maçtan bir süre düştük. Geriye düştüğümüz anda da herkesin morali de düştü. Mücadele gücü de düşünce de maçtan farklı bir şekilde mağlup ayrıldık. 11 hafta geride kalmış. Şu an 5. sırada. Ya bu 11 haftayı nasıl değerlendiriyorsun? Yani böyle takım olarak, kadro olarak zayıf mı? Ya on, takım olarak belki zayıfızdır. Genç oyunculardan kuruluyuz ama 11 haftaya gelince başladığımız ilk 4 hafta çok iyi başladık ve yani çevremizdeki insanların bu genç takımla bunu başarabildiğinizde, ya hadi oradan dedikleri bile oldu yani. Bu maçı kazandık dediğimizde, nasıl kazandınız dedikleri maçları kazandık yani. Diğer takımların, gelen takımlara baktığımızda bizden daha güçlüler, daha uzun oyuncuları vardı. Daha farklı bir takımdı kondisyon olarak ama biz de genç ve mücadele eden bir ekip olduğumuz için o maçları kazanmasını bildik. Hocamın dediği gibi buradaki Zirve Üniversitesi maçını kaybettik ama orada 8 sayıyla yeneriz diye umudumuzu hala besledik ama burada aradaki diğer maçları kaybedince ligden o şekilde kopmuş olduk. 2 hafta mı, 3 hafta mı var ligin tamamlanmasına? Bu hafta son maçımız hocam. Bu hafta Son maç. Adanaspor gelecek cumartesi günü. Evet Muammer, sen neler söyleyeceksin? Biraz kendinden söz et. Daha sonra zirve maçı ve bu geride kalan 11 haftalık süreç. Ben de Erciyes Üniversitesi'nde okuyorum. Hukuk fakültesindeyim. 1. sınıfım. 5 senedir Hasan hocamla beraber oynuyorum. Altyapısında oynadım öncelikle. Sonra da A takıma çıkardı. Hasan hocam bir yapılanma içerisine girdi. Genç oyunculardan A takım kurdu, bölgesel ligi. Böyle devam ediyoruz. Hafta sonu Antep maçına da ben gidemedim, Zirve Üniversitesi maçına, sınavlarımdan dolayı. Ama arkadaşlarım da dediği gibi ben de onlardan dinlediğim kadar biliyorum. Bazı hakem hataları olmuş. Bir de dediğimiz gibi buradaki ilk zirve maçında koptuk biraz. Devamındaki Kıbrıs maçında kaybettiğimizde ligde zayıf duruma düştük. Mücadelemiz azaldı. O durumdan sonra da pek iyi yerlere gelemedik. Tekrar döneceğiz arkadaşlar size. Evet Hasan hocam, arkadaşlar biraz kendinden bahsetti. Ben biraz sizden de kendinizden bahsetmenizi istiyorum. Basketbol aşığısınız benim gözlemlediğim kadarıyla. Daha önce Kayseri'de
birinci ligdeki Kayseri'nin temsilcisi Meysuspor'da sanıyorum. Orada başladınız diye biliyorum. Bir oradan bir alıp bu tarafa doğru gelelim. Şimdi ben yaklaşık 25 yıldır basketbol oynuyorum. Basketbola Kayseri'mizin yıllarca liglerde gururla bizi temsil eden Meysuspor'da başladım. Oranın altyapısında başladık. A takıma yükseldiğim sezon 96-97 sezonuydu. Bu sezonda Meysuspor ekibinin ligden düştüğü ve takımın kapandığı sezondu. 97-98. O sezonda genç takım kadrosunda A takıma yükselmiştik. En sonunda sizler de hatırlarsınız zaten. Gerek işte fabrikadaki işler greve gitmişti, gerekse işte oyuncular takımı bırakıp bazı oyuncular ayrılmıştı. İşletmenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle. Evet. Ondan dolayı takımda işte oyuncular ayrılınca lig o şekilde son 12 haftayı mağlubiyetle kapattık ve ligden düştük. Daha sonra kulüp devam etmeye karar aldı. Bundan sonra ben de farklı arayışlar içerisine girdik. İlk önce Tokat'a gittim. Tokat Zile Belediyespor'da bir sene bölgesel ligde, bir sene de ikinci ligde oynadım. Daha sonra tekrar Kayseri'ye dönüş oldu. Erciyes Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde ve Melikgazi Belediyespor'da birer sezon oynadım. Bu devamında Erciyes Üniversitesi'ne göreve başladım, Beden Eğitim Spor Yüksekokulu'nda. Göreve başladığım için tekrar Erciyes Üniversitesi Spor Kulübü'nde oyuncu olarak ve antrenör olarak, yardımcı antrenör olarak görev almaya başladım. O sezon takımımız 2. lige yükseldi. Bir sezon burada 2. ligde oynadım. Daha sonra Malatya İnönü Üniversitesi'nden teklif geldi. 2 sezonda orayla anlaştım. 2 sezonda orada 2. ligde mücadele ettim. Daha sonra biraz işte burada sporcu olarak, evet, sporcu olarak. Daha sonra tekrar Kayseri'ye dönüş yaptım. Artık hani altyapıdaki oyuncuların büyüyüp A takımda oynayacak yaşlara gelmeye başladılar. Orada böyle bir oluşum içerisine girdik. Artık hani alttan genç oyunculardan destekleyip onları tecrübe kazandırıp kısa vadede başarı değil de uzun süreçte sürekli başarı getirebilecek bir takım kurma gibi bir hedefimiz oldu. Ve yıllarca Erciyes Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak, daha sonra da Erciyes Üniversitesi Spor Kulübü olarak liglerde yer aldık. Daha sonra üniversite kulübümüzün yönetiminin faaliyetleri durdurma kararı alması neticesinde... Pardon hocam, üniversite olarak kaç yıldır bu ligde mücadele veriyor? Üniversite Gençlik ve Spor Kulübü olarak 3. sezonumuz. Daha öncesinde de Erciyes Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak ve Erciyes Üniversitesi Spor Kulübü olarak mücadele ettik. İşte Erciyes Üniversitesi Spor Kulübü'nün faaliyetleri durdurma kararı almasından sonra ben gerekli hocam... Gerekçesi nedir acaba? Yani böyle tasarruf tedbirleri mi yoksa farklı bir... Vallahi hani o dönem yönetimin içerisinde yer alamıyordum. Sadece bize böyle bir şey söylendi işte. Daha önce bizim kulübümüzün geliri şeydi. Üniversitenin bütün sportif faaliyetleri. Bütün sportif faaliyetleri şöyleydi. Kulübümüz yaklaşık 23 branşta takım sporları ve bireysel sporlarda mücadele ediyordu liglerde. Ve kulübümüzün geliri bildiğim kadarıyla üniversite içerisindeki otoparkın gelirinden sağlanıyordu. Evet. Ve rahatlıkla kendini idame edebiliyordu, idare edebiliyordu.